İstanbul Bakırköy'de bir site geçtiğimiz ay kentsel dönüşüm için boşaltıldı. Sadece bir daire sahibi direndi. Elektrik, su ve doğalgazın kesilmesine rağmen 25 gündür arkamda görmüş olduğunuz binada yaşamayı sürdürüyor. Sadece bir döşeğim var. 4 tane battaniyem var. Salon burası. Sizin yaşam alanınız burası. Evet. Elektrik yok şu anda. Yok, elektrik yok, su yok. Elektrik, su, doğalgaz sırasıyla kesildi. Herkes gitti. Harabeye dönen binada bir tek o kaldı. Onun yıkımcı ekibi burayı balyozla kırdı ve 7 kişi içeride beni darp ettiler. Burası Bakırköy'de bulunan kentsel dönüşüm kapsamında hakkında yıkım kararı çıkan bir bina. Siz onlara inat olsun diye. Hayır, onlara inat olsun değil efendim. Yasal süreç diyor ki sen daha kalabilirsin. Onlar yasadan ve hukuktan daha mı büyükler? Geçtiğimiz ay kat sahipleri daireleri boşalttı, eşyalarını aldı gitti. Doğan Yıldırım da işte bu dairede oturuyordu, eşyalarını boşalttı ama bir türlü evi terk etmedi. Şurada bakın. Giriş kabloları. Bunlar kesildi. Şurada aşağıda elektrik sayaçları vardı. Onlar söküldü ve gasp edildi. Müteahhit bir yıkım firmasıyla anlaştı. Bina yıkıma hazır hale getirildi. İddiaya göre Doğan Yıldırım evi boşaltmadığı için yıkım ekibi buraya geldi. Balyozla evinin duvarını kırdı. İçeri girdiler, kapıyı açıp beni burada darp ettiler. Silahını uzatmış, kafasını kolunu. Çık dışarı, ecelin geldi diye bağırdı. İşte Doğan Yıldırım'ın kaldığı ev burası. Yatak odası olarak kullanıyorum diyor burayı. Sadece bir döşek ve 3-4 de battaniye kullanıyorum diyor. Panjurları da tamamen kapalı. Tabii burada hiçbir eşya yok. Merkezi ısıtma sistemi gasp edildi. Bunun yanında elektrik, su, doğalgaz da yok. Yaklaşık 25 gündür beraber. Zor olmuyor mu? Soğuk. En zor olan şey soğuk. Başka bir şey değil. Haklı olduğum bir durumda mücadele etmem gerekiyor. Çünkü bana saldırıldı.